Dünya Türk İş Konseyi Avrasya Bölge Komitesi heyeti Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi'ni ziyaret etti. Farklı ülkelerde yatırımları bulunan komite üyesi iş adamları üniversite ile ilgili bilgi aldı, olası ortak işbirlikleri hususunda görüş alışverişinde bulundu. Bayram Demir, Kırgızistan Büyükelçisi, Avrasya Komitesi Yönetim Kurulu'nun Mustafa Çalkan, ben de Moskova'dan geliyorum. Avrasya Yönetim Kurulu'nun Sabah News, Moskova, Avrasya Yönetim Kurulu'nun Selçuk Büyüce, Kazakistan Almatı'dan geliyorum. Bozkurt Kaplan'dı. Ben de Moskova'dan geliyorum. Farmatek firması. Türkiye'den Rusya'ya meyve sebze ihracatı ile uğraşıyoruz. Teşekkürler. Tuğba Bal, Dünya Türk İş Konseyi Koordinatörü. Ali Galip Savaşır, Avrasya Komitesi'nin başkanıyım. Rusya'da iş adamıyım. Sayın rektörümüze ve sizlere bize bu sıcak karşılamanız için teşekkür ediyoruz. Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sebahattin Balcı konuk heyeti üniversiteyi tanıttı. Kısa tanıtım filmimiz var. Onu sunmak istiyoruz. Bir de size Kırgızistan'da atayurdunda geleneksel oyunlardan bir kesit olacak şekilde birinci göçüm oyunlarından hazırlamış olduğumuz bir belgesel filmimiz var. Onunla biraz şeyi de dağıtmak istiyoruz. Yani yorgunluğu da dağıtalım. Sonra da kısaca üniversiteyle ilgili bilgi sunmak isterim. Türkiye Manas Üniversitesi. Profesör Doktor Balcı, üniversite kurmanın büyük bir iddia olduğunu söyledi ve Manas Üniversitesi'nin bölgedeki konumuyla ilgili bilgi verdi. Hemen bağımsızlıktan sonra 1995 yılında iki ülkenin birlikte ortaya çıkarttıkları ve en somut bir projedir. Yani iş birliğinin en somut projesidir. Tabii üniversite kurmak çok çetrefilli ve zor bir iştir. Ve büyük bir iddia. Kavram olarak kurabilirsiniz, sistem olarak kurabilirsiniz. Belki subut etmiş bir cisim de ortaya çıkartabilirsiniz ama üniversite olup olmadığı konusu her zaman çok iddialı bir iştir. Manas Üniversitesi 21. yaşını doldurdu 30 Eylül itibariyle. Çok şükür. Bugün Orta Asya'da Kırgızistan için bir uluslararası eğitim markası haline gelmiştir. Kırgızistan'ın Orta Asya'daki en iyi üniversitenin içerisinde sayılan bir üniversitesi haline gelmiş. Tabii Türkiye'nin kardeş Türk Cumhuriyetlerine bir model, bir ileri üniversite, bir çağdaş üniversite ve dünyayla çok iyi bütünleşmiş bir üniversite modeli olarak sunmak için ortaya çıkarttığı bir üniversite olarak bu iddiayı gerçekleştirmiştir. Dünya Türk İş Konseyi Avrasya Bölge Komitesi Başkanı Ali Galip Savaşır, bu coğrafyada Manas gibi bir üniversitenin bulunmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kıvanç verici buluyorum. Bu çalışmada emeği geçen herkes için sadece kutlama ve tebrik etme duyguları taşıyorum. Temennilerimiz ülkemiz için, bu coğrafya için güzel şeyler. Biz Avrasya coğrafyasının komitesi olarak sizi ziyaret ettik. Bütün arkadaşlarım her biri ayrı bir ülkeyi temsil ediyorlar burada. Ve komitemiz bir genel kurul neticesinde seçilen bir komitedir. Her biri ülkesinin saygın iş adamlarıdır. Böyle bir üniversiteyi bize tanıtım imkanı onların da ufuklarında bazı değişikliklere yol açacaktır.
Komite üyesi konuk iş adamları, üniversite iş dünyası işbirliği ile ilgili görüşlerini dile getirdiler ve Manas Üniversitesi ile işbirliği yapma niyetlerini ifade ettiler. Bu konulara çok önemli. ARKE diye bir unsur var, var iş adamlarının kavramları arasında. Biz ARKE deyince ürün algılamasında bir defa o önemli. Onu biraz geri çekip esas ortam, medeniyet, kültür ve iş adamının ulaşacağı hedef kitlenin toplumsal yapısının ailesinin bu anlamda çok iyi yapılması lazım. Yüksek sesle ve kalbi duygularımla söylemek istiyorum ki eğer üniversiteler kapılarını iş adamlarına açmazlarsa, iş adamlarıyla beraber olmazlarsa ve veya iş adamları üniversite rektörlerinin kapılarından uzaklaşırlarsa gelecek iş dünyası önlerine kapalı olacaktır. Benim sık sık kullandığım bir terminoloji, bir söz hoşuma, kendim söyledim, kendime beğendim. Sonra arkadaşlar da beğendiler. İş adamının akademisyen bir dostu yoksa gelecek yıllarda sınırlarından dışarıya çıkamayacaktır diyorum. Çünkü aldığımız eğitimler yıllarda geride kaldı ve bizim artık yeni dünya düzeninde, yeni iş rekabetinde mutlaka hocalarımızın yanında olmamız gerekiyor.